Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, As Başkan Mehmet Yiğitalp ve Genel Sayman Emin Kahraman'la birlikte basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Tabii gündemde olan, merak edilen hem transfer ve diğer konularla ilgili açıklamalar yaptı. Sizlerden gelen sormamızı istemiş olduğunuz soruları yönelttik. Onlarla ilgili birazdan detaylı bir şekilde toplantıda yaşananları aktaracağız. Tabii 3,5 saat sürdü. Tüm detaylara girme şansımız yok. Çok uzun ve çok sıkıcı bir video olur. O nedenle kısa kısa başlıkları vereceğiz sizlere. Birazdan tabii transferle ilgili detayları vereceğiz ama Trabzonspor'un borcu nedir? Bonservis bedelinden ne kadar kazandı oyuncu satarak? Ne kadar 2,5 yıl içerisinde bonservis bedeli ödeyerek oyuncu aldı? İsterseniz önce o rakamlarla başlayalım. Trabzonspor'un şu anki borcu 900 milyon TL. Yani baktığınız zaman 2018 yılında Ahmet Ağoğlu ekibinin göreve geldiği dönemde Muharrem Usta'nın bırakmış olduğu borçla eşit değerde. Ama şunu söylüyor Ahmet Ağoğlu, biz yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL bir borç ödedik. Borç derken menajer paraları, transfer şeyleri, işte personel maaşıydı, bekleyen borçlardı. Bu noktalarda 1 milyar 100 milyon TL'lik bir ödeme yaptıklarını söylüyor. Oyuncu satışlarından, yani Trabzonspor'un dışa gönderdiği oyunculardan da 44 milyon euro gelir elde ettiklerini, 2,5 yıllık zarf içerisinde de 13.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek futbolcu transfer ettiklerini söyledi. Tabii TS kulüplerde satışlar çok düştü pandemi sürecinde. %40'lık bir düşüş var. Onu da en azından bizlerle birlikte paylaştılar. Tabii bu arada transfer konusu, hemen şunu söyleyelim. Vitor Hugo konusunda soruyu ben yönetmiştim Sayın Başkan'a. Önce gündemimizde böyle bir oyuncu yok dedi. Ardından oyuncunun maliyeti çok yüksek. Evet, scout ekibinin bize vermiş olduğu raporda vardı. Ama oyuncunun hem kulübünün hem yıllık oyuncuya ödenecek hem vergiyle beraber baktığınız zaman 10 milyon euro gibi bir bütçe ortaya çıkıyor. Trabzonspor'un bu bütçeyi ödeme şansı yok dedi. Şimdi mantıken baktığımız zaman 2,5 yıl içerisinde 20'nin üzerinde oyuncu Trabzonspor transfer etmiş ve harcanan para 13.2 milyon euro. Oyuncunun alacağı parayla vergiyi bir tarafa koyduğumuz zaman sadece Palmeiras kulübüne verecek 4 milyon euro hesabı aldığımız zaman bu rakamı, yani yaklaşık 20 transfer yakın yapılan transferin neredeyse %30'unu teşkil ediyor. Zaten o pencereden baktığımız zaman Ahmet Ağoğlu'nun transfer politikasıyla da çok örtüşen bir görüntü olmadığı için zaten Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bu transferi istemedi dedi ve biz de bu transferi kapattık. Gündemimizde bu oyuncu yok dedi. Tabii öne çıkan açıklamalardan bir tanesi de şu. Özellikle Davis Baker ve Benik Afobe konusunda Trabzonspor bu oyuncularla ilgili olarak sözleşmesine ek bir madde koydurduklarını söylüyor kulüplerin. O ek madde de şu. Eğer oyuncular sezon içerisinde %50 kadar maç oynayamazlarsa kulüplerinin onları geri çağırma şansı var. Ve Trabzonspor bundan sonra kiraya verecek oyuncularla da bu konuyu en azından gündeme getirip bu konuyu masaya yatırıp bundan sonra kiralık verecek oyuncular da bu maddeyi ekletmeyi düşünüyor. Bunun dışında tabii Uğurcan Çakır'la ilgili olarak Ren Kulübü'nün bir teklifi olduğunu söyledi Başkan Ahmet Ağoğlu ama bizim istediğimiz rakamların uzağındalar. O nedenle şu an için bir transfer pazarlığımız yok. Bizim istediğimiz rakamlara ulaşırlarsa tekrar masaya otururuz dedi. Ve tabii ben sizden gelen başka bir soru olarak şunu da söyledim. Neden Trabzonspor yerli oyuncu transfer edemedi ve baktığımız zaman Anıl Başaran ve Muhammed Taha Tepe dışında, genç iki oyuncu dışında Türk oyuncu neden Trabzonspor alamadı? Şunu söylüyor Başkan Ahmet Ağoğlu. Maliyetlere bakıldığı zaman, işte Sivas Spor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye giden oyunculara bakıldığı zaman çok ciddi maliyetler ve yabancı oyuncu transferinin çok çok üzerinde rakamlar. O nedenle biz yerli oyuncu transferi yapmadık. Biz zaten Trabzonspor kulübü olarak oynatıp, parlatıp satan bir kulübüz. O nedenle altyapımızdan gelecek olan yerli oyuncuları bu şekilde parlatıp satmayı düşünüyoruz ama yerli oyuncular şu anda yabancı oyunculardan maliyet olarak daha yüksek olduğu için böyle bir transfer politikası izledik dedi. Bunun dışında tabii
çok göze batan bir açıklaması oldu. Bu konuda da kamuoyundan destek bekliyor. O da nedir? Trabzonspor'u biliyorsunuz yıllardan beri hakem hatalarından çok canı yandı. Ve Başkan Ahmet Ağalı şunu söylüyor. UEFA'da, UEFA'nın uyguladığı 13 ülkede bu yapılıyormuş. MHK Avrupa'da hakemlik yapmış, üst düzey, emekliye ayrılmış insanlardan kurulsun. Türkiye'deki MHK'yi onlara teslim edelim ve bu konuda da sizden destek bekliyorum dedi. Aslına bakıldığı zaman mantıklı. Çünkü çok ciddi anlamda Trabzonspor puan kayıpları yaşadı. Hangi hakemi atarsanız atın hep tartışıldı. Hep Trabzonspor o noktada hakkı yandı ve canı yandı. Hakkı yendi ve canı yandı. O nedenle başkanın bu projesine açıkçası destek verilebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında yine sizden gelen sorular çerçevesinde neden bu kadar çok oyuncu sakatlıkları yaşanıyor? Özellikle Trabzonspor'un kondisyoner anlamında bir sorunu mu var dediğimiz noktasında Başkan Ahmet Ağalı sakatlıkları tabii şeye bağladı. Pandemi döneminin uzun sürmesi ve sezon kapanmadan 3 hazırlık dönemi hem sezon başı hem devre arası hem de çok kısa süre sonra yeni sezon hazırlıklarının başladığı için sakatlıkların o nedenle ortaya çıktığını söyledi ve sadece Trabzonspor'da değil diğer takımlarda bu sakatlıklar ortaya çıkıyor. O nedenle çok fazla dinlenmeden 3 hazırlık dönemi yaşandığı için o anlamda sıkça sakatlıklar yaşandı. Sadece Trabzonspor'a mal edilecek bir durum değil diye ifade etti. Bu arada tabii basketbolla ilgili de açıklama geldi Sayın Mehmet Yiğit Alp'ten. O da şunu söylüyor. Altyapıyı kurduk diyor ama aslında bakıldığı zaman altyapı zaten kurulmuştu. Abiş Hopikoğlu döneminde zaten bir altyapı vardı. Üst yapı yani A takımı kapatınca o altyapı Trabzonspor'a devredildi. Hazır bir altyapıydı. Ve bu yıl ikincilikten başlamayı planladıklarını ama pandemi süreci girdiğinden dolayı bu uygulamayı yapamadıklarını ama seneye Trabzonspor basketbol takımının ikinci ligde başlayacağını ifade etti. Ama bu sefer yarışmacı bir takım değil, üreten, geliştiren ve Trabzonlu oyuncuların da orada oynayıp parlayabilecekleri bir lig statüsünde, öyle bir takım düşüncesi içerisinde yeni sezona hazırlanacaklarını ifade etti. Bunun dışında tabii çok fazla açıklamalar vardı ama dediğimiz gibi hepsini konuşmamız baktığınız zaman çok uzun bir süreç alacak. O nedenle baktığınız zaman her şeyi konuşmamızın bir yararı olmayacağı için kısa kısa bugün toplantıda yaşanan gelişmelerde ortaya çıkan en azından sizin de merak ettiğiniz konuları konuşmaya çalıştık. Tabii birkaç mevkiye daha transfer yapıp transferi kapatacaklarını söyledi ama baktığınız zaman stoper mevkisi için hala Trabzonspor transfer yapamadı. Belki orta sahaya ya da açık olursa, eksik görülürse forvet mevkine bir transfer yapma planı da var. Ama dediğiniz gibi 7 günlük bir süre kaldığını da söylüyor Başkan Ahmet Ağalı. Zamanı çok daraldığını ama en azından birkaç oyuncunun bu 7 gün içerisinde Trabzonspor kulübüne katılacağını ifade etti. Tabii bekleyip göreceğiz. Bunun dışında gelişme var mı diye sorarsanız çok fazla bir gelişme yok. Yine biliyorsunuz Vitor Hugo defteri Başkan Ahmet Ağalı'nın ifadesi kapandı. Yine Erik Sviatchenko ile ilgili olarak 30 Eylül bekleniyor. Araya başka bir stoper girer. Belki de yeni gündem olarak başka isimler de girebilir. Farklı mevkilere de oyuncular girebilir. Artık tabii bu akşam da biliyorsunuz maç heyecanı var. Yeni Malatyaspor'la Trabzonspor karşılaşacak. Onlara da başarılar dileyelim canı gönülden. Bakalım sonuç ne olacak? Çünkü Trabzonspor'un artık galibiyet alması gerekiyor. Artık yavaş yavaş yeni transferlerinde biraz daha uyum sorununu aşıp biraz daha eski futbolcularla kaynaştığı ve en azından Trabzonspor'un da göze hoş gelen bir futbol oynayıp galip gelmesini diliyoruz bu noktada. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşça kalın.